Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler. Kusura bakmayınız, bu gece sizi biraz bekletmek durumunda kaldım. Zira il dışından misafirlerim vardı ve onlarla ilgilenmem icap ediyordu. Bu elimde olmayan gecikme nedeniyle öncelikle özür diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dün gece yarısı daha doğrusu, Trump'ın tweetleriyle başlayan bir hareketlilik yaşandı. Hem piyasalarda hem de genel anlamda jeopolitik gelişmeler adına bir stres gündeme geldi. Sabaha karşı bu stres bir anlamda devam etti. Ve bu akşam ise saat 8.30 civarlarında, 20.30 civarlarında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon ile görüştüğüne dair ve bu görüşmenin bazı konu başlıklarına ilişkin açıklamalar geldi. Ve bu açıklamaların gelmesiyle birlikte ise dolar TL'de sert bir gerileme yaşandı. Öncelikle karşınızdaki bu grafiğimiz 5 dakikalık bir grafiktir. Gün içerisinde yani saat 9.35'ler civarında sabah saatlerinde dün daha doğrusu Trump'ın tweet'i ardından 5.50 atağını görmüştük. Ve bugün sabah itibariyle ise 5.54.39'a kadar 5.54 daha doğrusu 45 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. Sürekli olarak analizlerimizde bahsettiğimiz gibi 5.50 önemli bir psikolojik direnç konumunda. Ve bir önceki günde 5.46'ya kadar pardon 5.54-60 seviyesine kadar devam eden bir yükseliş yaşanmıştı. Şu anda 5.54-5.55 aralığını bir direnç olarak algılıyoruz ve buralardan gelen bir satış baskısının yaşanmakta olduğuna tanık oluyoruz. Tabii ki bu satış baskısında biz şu anda özellikle Trump'la yapılan telefon görüşmesinin ardından gelen baskının biraz daha ön planda olduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki yurt dışı cephesinden de önemli etkileşimler almaktayız. Şurada göreceğiniz gibi doların dünya genelinde karışık bir seyir izlemekte olduğunu görmekteyiz. Japon yeninin 108.3 seviyesi üzerinde kalamamış olması, bu seviyenin aşağısına inmesi ve 108 seviyesinin de aşağısına inme tehdidini genel anlamda piyasalar adına yaratıyor olması, doların dünya piyasaları itibariyle bir değer kaybını ifade ederken, bir diğer yandan da euro dolar paritesine baktığımız zaman, özellikle Çin'den gelen bazı haberler, Çin'in ihracat verilerinin düşük seyretmesi gibi bir takım ekonomik verileri Avrupa nezdinde olumsuz algılandı ve bir de biliyorsunuz yarın Brexit oylaması yapılacak. Brexit oylaması ile daha doğrusu Brexit oylamasının yaratabileceği anlaşmalı mı anlaşmasız mı Avrupa'dan boşanma olacak, Avrupa Birliği'nden boşanma olacak konusu tabii ki hem Euro'yu hem de sterlini etkilemekte. Bu kapsamlar dahilinde dolar küresel anlamda belirsiz bir tavır içerisinde bulunuyor ve bundan da biz de pek doğal olarak etkileniyoruz. Ancak şu an için bizim kendi iç dinamiklerimiz itibariyle ABD ile olan ilişkilerimiz açısından ve ekonomik sorunlarımız açısından doların etkileşimi birazcık daha ön planda. Dün gece biliyorsunuz Trump'ın çok sert ve tehditkar yaklaşımlarının söz konusu olması ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cullen'ın Trump'a direkt hitaben yazmış olduğu cevabi tweetler ve bugün de Erdoğan ile Trump'ın konuşması ve bu konuşmanın ardından çıkan sonuç hepiniz basından da okumuşsunuzdur. Bunu ben ayrıntılı bir şekilde şu an değinmeyeceğim ama bir restleşme, bir ortamın gerginleşmesine sebebiyet verecek şekilde bir konuşma olmadığının anlaşılması büyük bir önem arz etmekte. Zaten dün geceki yayınımda da sizlere bu olayın ardından bir gerginlik, bir restleşme olacak mı olmayacak mı meselesinin daha da önemli olduğunu ifade etmiştim. Zira yani nasıl söylemek lazım bilmiyorum ama bugünkü konuşmanın ardından gelen ifadelerde bizim Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. İşte bir tampon bölgenin oluşturulmasını biz de uygun karşılıyoruz vesaire vesaire şeklinde artık bildiğimiz söylemlerin olması. Ama bir önceki gece Trump'ın bu kadar sert bir çıkış yapması ve Türkiye'yi hedef alarak tehditkar konuşmalarının bir anlamda sebebinin sorulduğuna pek de tanık olmuş değiliz. Dolayısıyla yumuşak bir görüşme ve bu görüşmenin ardından da gerginliğin artmayacağına yönelik beklentiyle dolar TL'nin 5.42 seviyelerine kadar geri çekildiğine tanık olduk yakın saatler içerisinde. Şimdi sevgili arkadaşlar dolar TL'nin son durumuna bir bakalım. Ardından da Merkez Bankası'nın bugün neler yaptığı konusuna geleceğim.
Dolar TL arkadaşlar son kapanışı itibariyle yani 20 saat 24 itibarını dikkate alarak bugün için yani yarın olarak tanımlayacağımız Salı günü için dikkat etmemiz gereken pivot seviyemiz 5.46.74'tür. 5.46.74 seviyesinin üzerinde kalabiliyorsak 5.50 ve 5.58 dirençlerimizin gündemde olabileceğini düşünebiliriz. 5.50 direncinin tekrar zorlanma eğilimi içerisinde olabileceğini ve artık 5.54'te iki kezdir bir zorlanma yaşandığını gördüğümüz için de bu 5.54 direncine biraz daha önem vermek gerektiği ortaya çıkıyor. Şu anki seviye itibariyle 5.45'lere yakın bir seviyedeyiz ve 5.46-74'ün üzerine çıkamaz isek 5.40-5.42 bölgesinin genel anlamda artık bir destek bölgesi konumunda algılandığını ifade ediyorum. Son 4-5 gündür 5.40'ın aşağısına gelmek istemeyen, yaşanmakta olan geri çekilmelerde 5.40 üzerinden daha doğrusu 5.40 yakınlarından tepki bularak tekrar 5.50 direncine yönelen 5.40 ile 5.54 arasında bir bandın oluştuğuna tanık olmaktayız. Dolayısıyla bizim için şu anda önemli olan 5.50 ve 5.54 direnç bölgesinin aşılıp aşılamaması konusu ve onun ardından da 5.40 desteğinin çalışıp çalışmama konusu. 5.37, 5.38, 5.40 aralığına yani 5.40'ın aşağısına birkaç kuruşluk bir geri çekilme ihtimalinin teknik olarak kağıt üzerinde mevcut olduğunu son analizlerimde sürekli vurguluyorum. Bu ana kadar son 3 gün içerisinde böyle bir geri çekilme yaşanmadı. Ancak bu bölgeye yönelik bir geri çekilmenin yaşanmayacağının garantisi olamaz. Zira biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bu hafta para kurulu toplantısı var. Bu para kurulu toplantısında her ne kadar bir faiz indirimi beklenmiyorsa da bu toplantının hemen ardından yapılacak olan açıklamalar belki çok kısa süreli bir iyimserlik yaratmak suretiyle 5.40'ın aşağısını da gösterebilir. Ancak ben bu ihtimali oldukça zayıf görmekteyim. Sadece hangi ihtimallerin mevcut olduğunu bilmeniz bakımından sizlere bunu aktarmaktayım. Ve her zaman da söylediğim gibi alım yapmayı düşünüyorsanız kademeli yapmalısınız. En dip noktayı bulmanız mümkün değildir. Satış yapmayı düşünüyorsanız da yine kademeli satışlar yapmalısınız. En tepe noktayı tespit etmeniz son derece zordur. Evet değerli arkadaşlar, 5.46-74 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu görüyoruz. Zira haftalık pivot bölgemizin de bu seviyelerde olduğunu biliyorduk. 5.40 ve 5.42 bölgesinin bir destek olarak son günlerde çalıştığını, bu desteğin aşağısına gelinmesi durumunda 5.39 seviyesi, eğer bu da kırılacak olursa 5.35 seviyesinin teknik olasılıklar olarak mümkün olduğunu bilmekte yarar bulunuyor. 5.46 üzerinde kalındıkça ise artık bildiğimiz 5.50, son günlerdeki 5.54 ve 5.58 direnci buranın da aşılması durumunda 5.63 seviyesinin gündemde olabileceğini görüyoruz. Genel düşüncemin arkadaşlar seçimlere kadar kademeli bir yükseliş eğilimi yönünde olduğunu biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak tek tek neden yükseliş beklediğime dair sebepleri sıralamak istemiyorum. Son videolarımda bu hususa yeteri kadar yer verdiğim kanaatindeyim. Evet, Merkez Bankası ne yaptı ne yapmadı konusuna gelelim arkadaşlar. Merkez Bankası genel olarak 5.50'nin üzerine çıkıldığı zaman short baskısını artırıyor. Yılbaşı sürecinde yani 2018'in son günlerinde daha küçük miktarlarda short pozisyonlar açıyor iken, daha kontrolü altında olan bir dolar-TL kuru var iken, yılbaşı ile birlikte Merkez Bankası'nın açmış olduğu kontrat sayılarında önemli bir artış olduğuna tanık oluyoruz. Bunlara da size ben zaten her gün günlük olarak yansıtmaktayım. Bugün de 5.50'nin üzerine bir yönelim söz konusu oldu malumunuz üzere. Tabii ki Merkez Bankası'nın biyop üzerinde işlem yapmasındaki en büyük amaç tek başına dolar-TL'yi kontrol altında tutabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bunu sürekli olarak vurguluyorum. Merkez Bankası'nın buradaki misyonu dolar-TL'nin özellikle yurt içindeki dalgalanmalarını engelleyebilmek, spekülatif hareketleri engelleyebilmek amacını taşımaktadır. Ve bunda da şu ana kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. En azından belli bir bant içerisinde kontrol altında tutabilmek adına, ancak açmış olduğu pozisyon miktarının artması ve birazdan sizlere maliyetlerini de arz edeceğim üzere Merkez Bankası'nın artık geçmiş aylardaki kadar elinin maliyet anlamında rahat olmadığını, pozisyonlarının toplam maliyetinin şu anki kapanış seviyeleriyle neredeyse aynı seviyelerde olduğuna tanık oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar, 14.01.2019 itibariyle yani pazartesi günü itibariyle Merkez Bankası'nın elindeki pozisyonlara bakalım. Öncelikle
Bugün itibariyle, daha doğrusu 14.01 itibariyle, pazartesi günü itibariyle Merkez Bankası Ocak vadeli kontratlarda toplam 21.360 adet short pozisyon açmış bulunuyor. Ortalama 5.55 maliyette. Bu işlemleri sonrasında Merkez Bankası'nın Ocak 2009 vadedeki toplam pozisyon sayısına baktığımız zaman 426.446 adede ulaştığını ve bu miktarın genel anlamdaki Ocak ayı pozisyonlarının %98'lik kısmının Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, Garanti Bankası, İş Yatırım, TEB ve Finansbank gibi diğer aracı kurumların ise önemli miktarlarda long pozisyonlar taşıdığını, %98, %100 diyelim artık biz bu arana, tek başına Merkez Bankası'nın short pozisyonla long pozisyon açanlara yönelik cephe oluşturduğuna tanık oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası'nın ortalama maliyetinin 5.49 olduğunu burada görüyoruz ve bugünkü kapanışa baktığımız zaman, bugünkü kapanış itibariyle Merkez Bankası'nın Ocak vadeli kontratların uzlaşma fiyatının, son uzlaşma fiyatının 5.52 olduğunu görmekteyiz. Yani Ocak vadede Merkez Bankası bugünkü kapanış değeri itibariyle zararlı bir konumda günü kapatmış. Tabii ki yarın ne olur, öbür gün ne olur bu bilinmez, ayrı bir konu, ama biz şu anı, bugünü konuştuğumuz için elindeki maliyetler ve son kapanış itibariyle Merkez Bankası'nın genel konumunu ifade etmiş olduk. Gelelim Şubat vadeye arkadaşlar. Şubat vade için pazartesi günü itibariyle, son işlem günü itibariyle Merkez Bankası'nın 128.815 kontrat short pozisyon açtığını görüyoruz. Evet, 100.000 kontratın üzerinde, 150.000 kontrata yakın bir miktar ve bu bir günde açılan kontrat sayısı bakımından da oldukça önemli bir miktara işaret etmekte. Ortalama maliyeti 5.62'ymiş. Yine burada da gördüğünüz gibi Merkez Bankası ilk 5 kurum bazında değerlendirdiğimiz zaman %96'lık bir payla short konusundaki liderliğini devam ettiriyor. Merkez Bankası'nın arkadaşlar Şubat ayındaki kümülatif pozisyonlarına baktığımız zaman ise 745.000 kontrata ulaştığını görmekteyiz. Ve burada İş Yatırım, Garanti ve Yapı Kredi'nin, TEB Yatırım'ın, yine benzer kurumların long pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ve Merkez Bankası'nın Şubat ayı itibariyle ortalama maliyetinin 5.60 olduğunu görüyoruz. Bakalım bugün itibariyle son kapanış nasıl gerçekleşmiş? 5.59'da gerçekleşmiş. Yani 3 aşağı 5 yukarı maliyetinde dengede bir konumu bulunuyor Merkez Bankası'nın Şubat vadesi itibariyle. Mart ayında kontrat açılmadığını, işlem yapılamadığını söylemiştim sizlere. Nisan ayı itibariyle baktığımız zaman ise arkadaşlar, yine Nisan ayının önemli bir ay olduğunu, özellikle seçimlerin hemen sonrasındaki bir ay olması ve Merkez Bankası'nın son günlerde Nisan ayında oldukça yüksek miktarlarda kontratlar açtığının önemli ve manidar olabileceğini zaman zaman vurguluyorum. Nisan ayı kontratları itibariyle arkadaşlar Merkez Bankası 81.154 kontrat gibi yine önemli bir miktarda short pozisyon açmış son işlem günü itibariyle ve Merkez Bankası'nın Nisan ayındaki toplam kontratlarına baktığımız zaman, Nisan ayı biliyorsunuz işlemlerin çok da sığ geçtiği bir ay, daha 3 aylık bir süre olması münasebetiyle 489.500 kontrata yaklaşan bir pozisyon sahibi olmuş ve Merkez Bankası, gördüğünüz gibi, Merkez Bankası'nın dışında hiçbir aracı kurumun Nisan vadede short işlemi yapmadığını, %100'lük paya Merkez Bankası'nın sahip olduğunu görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, bu arada Nisan vadenin uzlaşma değerine de bakalım. Nisan vadenin uzlaşma değeri de arkadaşlar 5.73 imiş. Evet, 5.73. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın maliyeti ise 5.73. Yani dengede bir durum söz konusu olmakta. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısıyla ilgili olarak farklı farklı beklentiler de artık gündeme gelmeye başladı. Faiz indirimi yapmayacağına dair genel bir beklenti hakim, ama yine de farklı olasılıkların da artık son dakikalar itibariyle dile getirildiği ifade ediliyor. Ve bu arada bazı yabancı kuruluşların da Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması yapmaması noktasında bir takım görüşleri ve önerileri de gündeme geliyor. Bunları ise arkadaşlar ben yarın sizlere, özellikle Merkez Bankası ne yaparsa ne olabilir, onun atacağı adımların piyasalara ve dolar TL'ye ne tarzda bir etkisi olabileceğini, özellikle bu konu başlığını içeren bir analizi yarınki analiz konum olarak değerlendirmek istiyorum.
Dolayısıyla bu analizimi burada noktalamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, izleyenler zaten biliyorlar ama yeni izleyenler için söylüyorum. Gün içerisinde özellikle öğleden sonra saatlerinde Forex veyahut da Viyop gibi alanlarda işlem yapmakta olanların veya gün içerisinde dolar TL'nin hangi noktadan bir dönüş yapabileceğini, hangi kritik seviyelere dikkat etmek gerektiği hususundaki kısa vadeyi önemseyenler için Twitter adresim üzerinden gerek 60 dakika, gerek 120 dakika, gerekse 240 dakika gibi farklı farklı periyotları ön plana çıkarma kaydıyla hem dolar TL'nin hem ons altının hem de euro doların veya dolar Japon yeninin kritik değerlerini aktarmaya çalışıyorum. Önemli gelişmeleri kısa tweetler halinde yorumlamaya çalışıyorum. Şayet bu bilgilerden anlık istifade etmek istiyorsanız Twitter adresimde @HalukCanberk'tir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eklenen videoların saati hiç belli olmuyor. Dün gece olduğu gibi ansızın ekstra bir gelişmenin gündeme gelmesiyle derhal yayına girebiliyorum. Bu nedenle anlık bir şekilde bilgi sahibi olabilmeniz bakımından abone olmanız önem taşıyor. YouTube aboneliklerinin de ücretsiz olduğunu biliyorsunuz zaten. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşça kalınız. İyi bir gece diliyorum.